Akıl Aşkiler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizler birlikte Köy Binası 12 hakkında bir yeni bir video çekeceğiz. Köy Binası 12 geleceğini duyurduğundan beri Supercell bomba gibi haberler paylaşıyor arkadaşlar. Savunma görüntüleri, savunma levelleri ve şimdi de çok beklenen, çok istenen Supercell'e ve YouTube kanallarının en fazla sorulan soruyu cevaplamışlar arkadaşlar. Ve isim değişikliği hakkı geliyor arkadaşlar. Hemen videoya geçmeden önce en güncel Clash of Clans videolarına ulaşmak için kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve emeğe saygı diyoruz. 2 saniyenizde like atarsanız da sevinirim. Hemen bomba gibi haberlere geçiyoruz. Sadece isim değişikliği de kalmıyor tabii ki. Yanında müthiş güncelleme haberleri var. Dilerseniz geçelim, başlayalım. Supercell'in resmi internet sayfasına bir geçiş yapıyorum. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar, şu anda Supercell'in resmi internet sitesinde clashofclans.com blog bölümündeyiz. Yaşam kalitesi değişikliği diyor. Gerçekten efsane haberler var. Hemen ilk olarak şöyle aşağıya doğru iniyorum. Yeni gelecek güncellemelere iniyorum. İsim değişikliği arkadaşlar. Evet, popüler istek üzerine adınızı şu anda mevcut olandan daha fazla değiştirebileceksiniz. Yani sadece bir defaya mahsus getirmediler arkadaşlar. Yeni gelecek isim değişikliği Yeşiltaş karşılığında olacak. İlk isim değişikliği 500 Yeşiltaş'ta başlayacak ve bir hafta boyunca ismi değiştiremeyeceksiniz. Tekrardan değiştirmek istediğinizde bir haftalık süre geçtikten sonra 10.000 taşa kadar isim değiştirme hakkını kullanabileceksiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle 500 taştan sonra 2 kat taş isteyebilir. 500 artı 1000 artı 2000 diye gidebilir. Onu da güncelleme geldikten sonra göreceğiz. Gerçekten efsane bir haber oldu. Yani çok beklenen bir şeydi, yani çok fazla istenen bir şeydi. Sürekli Supercell'e mesaj atılan bir özellikti. Hemen aşağı doğru iniyorum. Şöyle zaten açıklama da yapmışlar arkadaşlar. Önceden isim değiştirme hakkını neden vermediklerini. Şu anda profil etiketinden de şikayet edilebildiği için isim değiştirme için herhangi bir sıkıntı olmadığını ve bu şekilde 10.000 taşa kadar isim değiştirme hakkını getirdiklerini söylüyorlar. Klan Kalesi uyku modu arkadaşlar, hemen kısaca özet geçmek gerekirse Klan Kalesi'ne asker alıyorsunuz ve bir 5 dakikalık bir işiniz oluyor. O anda da kalkanınız olmuyor. Tam klan savaşı yapacaksınız. Bir oyuna tekrardan bir giriyorsunuz. Köy saldırı yemiş ve Klan Kalesi'ndeki askerler köyü savunacağız diye pert olmuşlar, çıkmışlar, ölmüşler. Bunu engellemişler arkadaşlar. Klan Kalesi'ni uyku moduna alıyorsunuz. Yani kahramanlara gelen kahramanlardaki özellikle aynı şekilde kahraman köyü savunsun dediğinizde ayakta tutuyorsunuz. Yatsın uyusun, köy saldırı yese de uyuyakalsın dediğinizde de kahraman bildiğiniz gibi ölmüyor. Ve bir saat boyunca kahramanı beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Aynı şekilde Klan Kalesi içinde bunu yapmışlar. Muhafız ve uyku modu çeşitliliği gelmiş. Askerlerinizin ölmemesi için, desteğinizin ölmemesi için uyku moduna alabilirsiniz klan kalenizi. Hemen aşağıya doğru iniyorum. Köy dizini kopyala. Evet arkadaşlar, birçok klasöründe muzdarip olduğu sorun bu. Köy düzenleri yani yapması gerçekten çok uğraştıracak. Klan arkadaşlarınızdaki köy düzenlerini, klan savaşı düzenlerini, ganimet düzenini kopyala yapıştır sistemi yapabileceksiniz arkadaşlar. Yani daha öncesinde sadece sizin 3 tane düzeniniz arasında kopyala yapıştır yapabiliyordunuz. Artık klan arkadaşlarınızın köylerini kopyalayıp kendi köyünüze yapıştırabiliyorsunuz. Bu özellikle köy binası 4'ten sonra açılıyor arkadaşlar. Onu da haberini vereyim, bilgisini vereyim. Klan oyunları iyileştirmeleri. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Şöyle. Bunu da kısaca özetleyeyim arkadaşlar size. Klan oyunlarında çok fazla soru geliyordu. Abi ben ödülleri almazsam silinir mi? Yeni klan oyunları geldiğinde ödüllerim silinir mi? Klan oyunlarını teslim almazsam ödüller gider mi diye böyle çok fazla soru geliyordu. Onu da bu güncellemeyle Clash of Clans tamamen cevaplandırmış. Artık klan oyunlarına tıkladığınızda ödülünüzü ne kadar sürede almazsanız, bakın şurada neredeydi? Klan oyunları ödüllerinizi almak için ne kadar zamanınız kaldığını göstermek için geri sayım sayacı ekledik demişler. Yani artık
size bir geri sayım sayacı eklemişler. Ödülleri o şekilde görebileceksiniz. Savaş aracı iyileştirme. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Saldırmak istediğiniz yere mesela not bırakıyordunuz ya. O şekilde klan savaşında saldırılarınızı yaptınız. İki saldırınız da bitti. O not oradan otomatikman kaldırılıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir değişik bir özellik getirmişler. Oraya işte buraya ben de alacağım. Kimse dokunmasın. İşte ordum hazır. Bir saat içinde saldıracağım diye not yazdınız. Böyle otomatikman kaldırılacakmış. Diğer saldıranlar için işte ayak bağı olmasın diye bir özellik. Oyun içi bildirimler, artık oyun içinde hangi tür bildirimleri almak istediğinizi ayarlar menüsünden, diğer ayarlar sekmesinden belirleyebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar, mesela inşaatçı üstünde saat kulesi kullanılabilir bildirimini görmek istersiniz veya istemezsiniz. Ya da işte ordun hazır, şef seni bekliyoruz diye, ya da şef geri dön, köy yalnız kaldı. Bu tarz bildirimler. İşte artık istediğinizi alıp istediğinizi almayacaksınız. Örnek veriyorum, ordu hazır bildirimini almak istemiyorum. Ama saat kulesi her çıktığında bana bildirim gelsin diye bu şekilde ayarlama yapabileceksiniz. Çeşitli iyileştirmeler. Bu da güzel bir etkinlik olmuş arkadaşlar. Mesela köye saldırdınız, ganimet aldınız. Birer milyon ganimet aldınız ve klan arkadaşlarınızla paylaşmak istediniz. Ya da 500'er bin ganimet aldınız, paylaştınız. O paylaşımdan yarım saat sonra paylaşım yapabiliyordunuz. Yani mesela saldırdınız, ikinci saldırıda 750 bin ganimet aldınız. Onu da paylaşmak istiyorsunuz. Yarım saat beklemek zorundaydınız. Artık o süre 5 dakikaya düşürüldü arkadaşlar. Bu da çok güzel olmuş. Bence siz ne düşünüyorsunuz? Onu da videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Sunucu bakımı sırasında güç iksiri zamanlayıcıları düzgün bir şekilde duraklar. İnşaatçı üstündeki güç iksirleri arkadaşlar, ya da ana köyde bastınız, laboratuvarda kullandığınız level yükselten iksir bir tık ayarları, yani ne diyeyim, süresi bozuluyor mudur? Onu düzeltmişler arkadaşlar. Yani kendi kendine bakım esnasında bakımı arasını saymıyormuş, durdurmuyormuş kendini. Onu da bu şekilde düzeltmişler. Hemen ana köye bir geri dönüş yapacağım. Bu arada etkinlikler devam ediyor arkadaşlar. Büyücü etkinliği de geldi. Büyücü ve öfke büyüsü indirme girdi. O da bir tane inşaatçı iksir veriyor. Yani hiç vermesen daha iyiydi. Ardından yarın golem etkinliği geliyor. Bundaki ödülü de görebilenler videonun altına yazabilirse sevinirim. Hem ben öğrenmiş olurum. Saat ileri almakla uğraşmıyorum. Hem ben öğrenmiş olurum, hem de takipçiler oradan görür ödülü. Onlara da ayrıyeten şimdiden teşekkür ediyorum. Bu son güncelleme haberinde neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz arkadaşlar? Onu da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. En güncel haberler sizlerle olacak. Daha gelecek güncelleme haberleri var arkadaşlar. Neler derseniz, kahraman levellerini belirleyecekler. Kahraman levellerini duyurma bir paylaşımı yapacaklar. Ardı ardına her gün paylaşım yapıyorlar, dikkat ettiyseniz. Ve her günde ben ilk takip ediyorum. Paylaşım yapar yapmaz sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Kahraman levelleri, ardından asker levelleri de sizlere duyurulacaktır. Tabii ben de size yardımcı olacağım. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir an önce kanala montajını tamamlayıp yüklemeye çalışacağım. Mobil veriyle yüklüyorum. Umarım kısa zamanda yükleyebilirim. Şimdiden iyi seyirler. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.